Hayrola anne, ne yapıyorsun? Görürsün şimdi. Ay Refik Hanım, yapmayın. Ama nasıl durdu? Bak, iyi olmadı mı? Hı hı. Güzel oldu ama. Bunu ben yapmıştım. Siz mi? Tabii. Sadece bunu değil ki. Ben ne süsler yaptım ben eskiden. Ne gelin taçları, çiçekler. Aa. Limon çiçekleri. Neler yapardı bir zamanlar. Neydi senin şu şapkacı anne? Hani şapka süsleri yapıyordu. Muadelet Hanım. Beyoğlu'ndaydı. Şapkacı, hı, Muadelet. Ben ona gelin şapkaları için böyle süsler yapardım. Çok şaşırdım Refik Hanım. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Vallahi sanatçısınız siz. Aa, canını seveyim güzel kızım benim. Evet, güzel oldu bu buna. Günaydın. 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 Günaydın efendim. Gel bakalım. Bak bu tayyare şapkası. Bak. Nasıl oldum anne? Çok sevimli oldun oğlum. Doktor önlüğünün üstüne pek yakışmadı ama. Refik Hanım, ben bunu alamam. Aa, niyeymiş o yavrum? Bu sizin el emeğiniz, yazık olur. Ay ne olacak ayol dolabın üstünde duracağına? Orada çürüyüp gideceğine, bari birinin işine yarasın. Bak ama nasıl yakıştı elbiseye. Bak istersen buraya da koyabilirsin. Ama bilemedim şimdi. Hadi hadi al, promosyon kabul et. Hediye hediye. Promosyon anne. Ne? Promosyon, promosyon değil. Hem hediye anlamına da gelmiyor. Teşvik etmek demek. Bıkmadın değil mi anneni düzeltmekten? Aa, yanlış ama anne, anne ne yapayım? Aaa, ben gideyim artık. Gel yavrum. Bir saniye. Aliye, Deniz Bey'in fotoğraflarını da sana vereyim. Bir gördüğünde ver, unutulur kalır sonra. Tamam. Oğlum, dayın gelinceye kadar otur olur mu Refiyane annende? Olur mu canım? Olur anne. Al, yerim ben senin o şapkalı yüzünü, yerim. Sağ ol Nusret. Hadi gidelim. Hadi bay bay. Hadi yavrum. İyi işler. Allah korusun seni. Yavrum. Dur ben takayım şimdi. Tedavinize ben devam edeceğim Ulu Bey. Birkaç şeyi değiştirerek başlayalım işe. Ama Deniz Bey'le biz... Şikayetlerinizin çoktan bitmiş olması lazımdı. Yutma güçlüğü çektiğinize göre demek ki yolunda gitmeyen bir şey var. Yo yo, ben iyiyim. Çok da rahatsız etmiyor aslında. İstediğiniz dosya Coşkun Bey. İyi ver. Sağ ol. Müsaade ederseniz bir şeye bakacağım şurada. Çabuk bak. Keşke önce bana gelseydiniz. Laparoskopik cerrahiyle yapılan bu reflü operasyonlarında uyguladığımız Nissen tekniği dediğimiz işlem ciddi tecrübe gerektirir. Benim bu konuyla ilgili uluslararası bir sürü yayınım var. E tamam da ben Deniz Bey'i görmek istiyorum. Yani o biliyor. Hala bulamadı mı Nebahat? E burada değil galiba. İşin bittiyse çık. Görüyorsun hastam var. Pardon Coşkun Bey. İnsanın alıştığı doktor başka oluyor tabii. Yani mümkünse ben Deniz Bey'i tercih... Ulvi Bey, madem tutturdunuz Deniz Bey diye size bir şey söyleyeyim. Deniz Erbil hakkında soruşturma açıldığı için izne ayrıldı. Ya. Usulsüz tedaviden açığa alındı desek daha doğru. İsterseniz soruşturma bitene kadar onu bekleyin. İsterseniz ben devam edeyim tedavinize. Benim için fark etmez yani, siz bilirsiniz. Eşiniz Ümit Aydın'ın ölümü üzerine sizi terk etmedi mi? Ya yok öyle bir şey Ahmet Bey. Nereden çıktı bu dedikodu anlamıyorum. Vallahi ben çıkarmadım. Gazeteler çıkarmış. Öyle yazmışlar. Eşiniz sizi terk etmiş. Oğlunuzu alıp İstanbul'a gitmiş. Doğru değil mi? Doğru da sebep bu değil. Aramızda bazı sorunlar vardı. Çok bunaldı. Sıkıldı burada. Biraz değişiklik olsun diye gitti. Ama yakında dönecek. Ne gibi sorunlar vardı? Şart mı bunları söyleme? Mühim bir şey değil ki Sinan. Söyle. Niye saklıyorsun? İyi de aile meselesi Hüsat. Olsun. Annemle geçinemiyorlar. Sağ olsun İkbal Karahan geçimsizdir biraz. Biraz mı? Seni hafta sonu çıkaramadım diye bana etmediğini bırakmadı da. Ciddi misin? Beraber mi oturuyorsunuz annenizle? Evet, 7 senedir. Bu zamanda gelin kaynana beraber oturur mu Sinan Bey? Hayret bir şey. Evi ayırmayı hiç düşünmediniz mi ya? İşi bu raddeye getiriyorsunuz. Yapamadım işte. Basiretim bağlandı. Annem üzülecek diye. Ama artık ayıracağım. Geç bile kalmışsınız. Ayırın bir an evvel.
Herkes kendi evinde otursun, değil mi? Evet. Cemal Özçelik'le eski arkadaşsınız, öyle mi? Hı hı. Çok eski. Ortaokuldan beri. Ümit Aydın'ın öldüğü gece onun evindeymişsiniz. Hı hı. Hı hı. Saat kaçtı gittiğinizde? Vallahi 8'i geçiyordu galiba. İşten çıktım, ona gittim. Ne yaptınız? İçki içtik biraz. Sohbet ettik. Hep evde mi içki içersiniz? Yok, aslında dışarı çıkarız ama o gece Cemal biraz rahatsızdı. Çıkmak istemedi. Kaça kadar oturdunuz? Sabaha kadar oradayım. Ümit Aydın'ın evine hiç gitmediniz yani o gece? Hayır, gitmedim. Ama bir tanık arabanızı Ümit Aydın'ın evinin önünde gördüğünü söyledi. Sinan'ın arabası olduğunu nereden biliyormuş savcı bey peki? O arabanın aynından 7 tane var bu şehirde. Neydisi? 11 tane var. Şehirdeki arazi vitesi arabaların toplam sayısı kaç biliyor musunuz? Kaç? 147. Ya. Ne? Yok artık. Rakama bakın. İlgin elinde gerçi. Bizim şehir bayağı zenginmiş ya. Ya. Neyse, biz konumuza dönelim. Evet. Tanık gördüğü arabanın sizinki olduğu konusunda ısrarlı. Ama plakayı söyleyemedi. Söyleyemez. Çünkü ben orada değildim. İyi de bu kıza ne oldu Sinan Bey? Bilmiyorum. Otopsi raporunu gördünüz. Kız alkollü çıktı. Başı maşı döndü, düştü herhalde. Kaza ya da... Belki de intihar. Çok mu aşıktı size? Şahane olmuş ya, inanamıyorum. Vallahi çok güzel. Vallahi çok yakıştı. Bambaşka bir hava verdi bu elbise sana Selin. Bu hafta gene en şıklar listesine girersin, bak söyleyeyim. Öyle değil mi söyle? Evet, güzel olmuş. Güle güle giyin Selin Hanım. Mersi canım. Aliye Hanım, ellerinize sağlık. Ya vallahi ne diyeyim bilemiyorum. Rica ederim, güle güle giyin. Asıl bu şahane bir şey. Nereden buldunuz bunu? Hakikaten Aliye, ben de onu soracaktım. Bizim üst katta bir komşu var Refiye Hanım, o yapmış gençliğinde. Bir eksik var bu elbisede dedim, şapkasından söküp elbiseye taktı. Önce göğsüne taktık ama bence etekte daha iyi oldu. Ay çok sağ olsun. Naci, bunun parası neyse ben vereceğim, tamam mı? Ekleme faturaya. Nasıl yani, ne parası? E bedava vermedi herhalde kadıncağız, gençliğinden kalma hatıra. Yo, bedava verdi. Olur mu canım öyle şey? O istemese de biz veririz. Hala yapıyor mu bunlardan? Bilmiyorum, yapıyordur herhalde, sorarım. Hmm. Naci, yeni 4 kostüm lazım bana ama hepsi Aliye Hanım'ın elinden çıksın istiyorum. Kusura bakmıyorsun değil mi? Yani acayip gustosu var Aliye Hanım'ın. Niye benimle çalışıyor sanıyorsun? Hayırdır Selin? Yani 4 kostüm maşallah, konser falan mı var? Avrupa turnesi canım. 15 günde 7 şehir dolaşacağım. Hmm. Tamam Aliyeciğim, çarşamba gelirim. Beraber bakarız modellere. Bekleriz Selin Hanım, güle güle. Görüyorsun değil mi? Ne yalakalık yaptıysa artık kadına Aliyeciğim olmuş. Aliye, senin şu komşu istesek başka da yapar mı? Parasıyla tabii. Böyle güzel ilişkileri yapan kimse kalmadı artık. Fena da kazanmaz ha, söyleyeyim. Dedim ya Naci Bey, bir sorarım. Nereden öğrenmiş acaba? Çok ince iş bu. Beyoğlu'nda bir şapkacı adı söyledi. Muadelet galiba. Gençliğinde ona şapka süsleri yaparmış. Muadelet mi? Oo, çok meşhurdu benim gençliğimde. Muadelet, iyi şapkacıydı. En çok gelin tacı yapmış. Taşlı, çiçekli falan. Çok zevkli bir kadındır zaten. Bir tanısanız anlarsınız. Gelin tacı öyle mi? Bir tanışalım o zaman. Hı. Bir gün getir buraya. Hem tanışmış oluruz hem de sorarız bakalım bize de gelin tacı falan yapar mı diye. Olur, ne zaman isterseniz. Hı hı. Thank you.
kısa sürdü değil mi? Sen savcıya şükret. Fazla ısrar etmedi hakime. Ne olacak şimdi? Yani tamam serbestim de. Mahkeme tarihi gelince duruşmaya gireceğiz. Olacağı o. Cemal'in ifadesini ne zaman alacaklar? Gelince alırlar. Hala Ankara'da değil mi? Hı hı. Haftaya gelecek. Sinan, bu Cemal başka bir ifade vermez değil mi? Ne gibi? O gece bana gelmedi filan demesin. Yanarsın bak o zaman söyleyeyim. Zannetmem ya. Hayır, işi gücü ayırdınız. Madem ortaklık bitti bana ne Sinan'dan derse kötü olur. Demez demez. 40 yıllık hukukumuz var. İyi. Eve mi gideceksin şimdi? Yok. Önce bir büroya uğrayacağım. İşe güce bir bakayım. Oradan eve giderim. İyi. Dinlen biraz. Ya Vüsat. Annem gerçekten çok mu üzdü seni? Biraz üzdü ama konu dağılsın diye öyle söyledim aslında. Ya annem böyledir işte. Onun adına özür dilerim senden. Boş ver. Benim annemden bir farkı var sanki. Benimki de aynı. Yürü hadi. Arabanın ya gel 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 Lütfen yapmayın efendim. Şu kadar yeter arkadaşlar. Tamam. Türk adaletine güveniyorum arkadaşlar. Öyle. Ümit Aydın'la ilişkiniz olduğu hakkında ne diyorsunuz ha? Açılın arkadaşlar, açılın. Niye cevap vermiyorsunuz? Arkadaşlar lütfen. Lütfen rahat bırakın. Ya bir yakınımın çocuğunun doğum günüydü. Gitmek zorunda kaldım. Ne yapayım? İyi de niye söylemiyorsun bunu Nura? Ya ne bileyim. Ben de geleceğim diye tutturur şimdi dedim. Gelse ne olacak? O senin kız arkadaşın değil mi? Yalnız gitmek istedim işte kahraman. Keşke kıza söyleseydin. Çok üzüldü ya. Bütün gece başımın etini yedi. Deniz'in hayatında biri var mı diye. Bu da nereden çıktı ya? Ne alakası var? Bence de yok ama gel de bunu Nur'a anlat. Deniz. Efendim. Artık benden de bir şey gizlemiyorsun değil mi abi? Ya neyi gizleyeceğim kahraman? Allah Allah. Bir şey gizlediğim yok benim. Peki dediğin gibi olsun. Ne yapıyorsun evde? Ne yapacağım? Açtım bilgisayarı. Tezimi yazıyorum. Nasıl gidiyor peki? İyi. Şimdilik. Hadi görüşürüz. İyi gidiyor. Ayşeciğim. Canım. Neyin var senin halacığım? Ha? Söyle bana güzelim. Hala. Benim bir tane. Babam geldi mi? Daha gelmedi. Ama birazdan gelecek. Sinan Bey, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Anne. Geldin mi oğlum? Geldim. Ver bir elini öpeyim. Öp bakalım. Sinan oğlum mu? Anne tamam. Hepsi geçti. Bak buradayım artık. Sen çok mu merak ettin beni? Nasıl etmem? Anayım ben. Taş mı sandın? İki gündür gözüme uyku girmedi. Anacığım tamam. Tamam ağlama artık ha. Abi, öldüm kahrımdan. Ne varmış ölecek ya? Ayşe nerede? Yukarıda odasında. Ben bir ona bakayım geliyorum şimdi, tamam mı? Hasibe çok acıktım. Nasıl zayıflamış gördün mü? İki günde süzülmüş. Kolay mı Bekbalan? Sorgu, sual. Allah bir daha göstermesin. Amin. Canım, ben geldim. Uyuyor mu yoksa benim tatlı kız? Hı? Bakmayacak mısın baba? Hoş geldin demeyecek misin? Hı? Özlemedin mi sen beni? Baba beni bırakma bir daha. Oo, bırakmayacağım kızım. Bir daha hiç bırakmayacağım. Canım kızım. Hangi rüzgar attı sizi böyle doktor bey? Çok sevindim geldiğinize. Şu ceketi bir de üstümde görün dedim. O kadar emek verdiniz. İyi olmuş mu? Sizde bu yakışıklılık varken ne giyseniz olur.
Estağfurullah. Buyurun doktor bey, şöyle geçin. Hiç vaktim yok Naci bey. Ben Ali Hanım'ı almaya gelmiştim. Bizim bir avukat akraba var da ona gideceğiz beraber. He, anladım. Öğle tatilinde gideriz demişti de. Tabii tabii, vallahi ben çok mahcup oldum Aliye'ye. Benim bir müşterim vardı, ona gönderdim. Biliyorum biliyorum, Ali Hanım anlattı. Boş verin, insanlar belli olmuyor, nereden bileceksiniz? Siz Ali Hanım'la sık sık görüşüyorsunuz herhalde. Görüşüyoruz. Ara sıra. Yani ben Feyyaz abinin de doktoruyum, daha çok oradan görüşüyoruz. Ha, Ali Hanım'ın dayısı, biz de tanıştık. Çok muhterem bir bey. Öyledir. Sahi Berk nasıl Naci bey? Bir şikayeti yok değil mi? Aslan gibi, sayenizde. Ama haylazlığa devam. Gene ya Kaykay Tepesi'nde ya bisiklet. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Ne vardı söyle? İstediğiniz kumaş bu muydu diye soracaktım. Bakayım. Evet, güzel. Aliye, Naci Bey çağırıyor, seninki gelmiş. Aa, dayım mı? Yok canım, Doktor Deniz Bey, içeride seni bekliyor. Seninki gelmiş ne demek Süheyla? Senin müşterin demek. Ne var bunda kızacak? Sen dikmedin mi adamın takımını? Söyle bakalım Ardacık, A mı, B mi, C mi? A. Neden? Arda ile başladı Ander. Bakalım doğru muymuş? Vallahi tuttu. Aferin ya sana Arda. Horoz tepeliği ne? Horoz tepeliği. Horoz tepeliği mi? Ya ne bileyim anneanne ya? Aman ne bilirsin ki zaten. Nusret, yaktın mı börekleri yoksa? Yavrum, çok kötü kokuyor. Nusret teyzem börek yapıyorum şu anneanne. Yerim senin o anneanne diyen dillerine. Börek yapıyor ya, hem de mis gibi peynirli börek. Nusret, kapıya bak kızım, kapıya. Ah, merhaba. Merhaba Nusret, Arda'yı almaya gelmiştim. Tabii, buyurun, geçsene. Rahatsız etmeyeyim. O nasıl söz? Bir çay içersin değil mi? Peynirli börek de var, sever misin? Sen mi yaptın? Evet. O zaman severim. Nusret, kim geldi yavrum? Feyyaz Bey anne. Aa, hoş geldin. Dayım gelmiş. Ardacığım. Merhabalar Refik Hanım. Hoş geldin Doktor Feyyaz Bey oğlum. Ne haber Özgür? Ne olsun Feyyaz abi ya, çalışıyoruz işte. Kazık kazık sorularla becerleşiyor. Cebelleşiyor anne. Ne? Cebelleşiyor, ce. Ama neyse, höş. Kaynananız seviyor diyeceğim ama kaynananız yok. Nusret harika bir börek yaptı. Öyle mi? Çok severim. Uzak mı büro? Yok canım, yakın. Kim bu Mevhibe Hanım, akraban mı? Hı. Annemin teyzesinin kızı. Annemle aralarında epeyce yaş farkı vardı ama çok iyi anlaşırlardı. Şimdi anlaşamıyorlar mı? Annem yaşasaydı anlaşırlardı herhalde. Çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Nereden bileceksin? Benim annem de öldü. Biliyorum. Feyyaz abi söyledi. Baban da ölmüş ya, trafik kazasında. Evet. Senin baban hayatta mı? Aydın'da. Ali, öyle birden çıkıp geldim diye kızmadın değil mi? Bir telefon açsaydın keşke. Bugün geleceğimi biliyorsun diye. Yani ne bileyim işte. Sabah ararsın diye bekledim. Aramayınca gelmeyeceksin sandım. Gelmez olur muyum? Ay, 2 kilo aldım yani. Ben bir tane daha yiyebilir miyim Nusret teyze? Tabii yiyebilirsin Ardacığım, istediğin kadar. Evet. Yeter mi? Yeter. Güvercinim benim, beğendin demek ha? Ama çok güzel olmuş Refik Hanım. Yani beğenilmeyecek gibi değil. Eline sağlık Nusret. Çok güzel afiyet yapar. Olsun. Bu böreği çok güzel yapar. Çayı biten? Hepimizinki bitti. Çaydanlığı getir en iyisi. Gel git yapmazsın. Fotoğraflar çıkmış ha.
Ya, çok güzeller, çok. Ayşe, tatlı kızım benim. Bir atlasaydın oğlum, gelir gelmez oturdun sofraya. Eşofmanlarını giy, şöyle rahat rahat otur. Yok anne, inşaata gideceğim, hiç vaktim yok. Ne inşaatı? Dinlen bugün evde canım. Kaç gündür uyku uyumadın? Çok ihmal ettim anne. Olmaz. Binayı yaptılar mı, yıktılar mı haberim yok yani. Yıpratma kendini bu kadar. Her şey olur, boş ver. Kahve mi yaptın? Sağ ol. Afiyet olsun. Ayşe, sen ne yaptın bakayım ben yokken kızım? Hiçbir şey yapmadım. Allah Allah. Niye durgunsun sen? Hasta mısın yoksa? Değilim. Ateşin de yok. İyi de sen hiçbir şey yemedin. Aç mı dolaşacaksın böyle? Hiç iştah yok bu aralar. Dışarı çıkarsan bir iştah şurubu alıvermelik. Lüzum yok öyle şeylere anne. Kendi kendine yesin. Öyle şurupla murupla olacak şey değil bunlar. Canım benim. Tatlı kızım. Canım kızım benim. Güzelim benim. Bütün gün böyle. Hı? Durmadan bip bip. Soruyorum ama bir şey söylemiyor. Bir ağzını arayıver şunun. Arkadaşlar arıyordun anne. Rahat bırak kızı. Aa, Refiye Hanım ne kadar güzel çıkmışsınız. Aman Feyyaz Bey. Bu saatten sonra çirkin olsam, güzel olsam ne olur. Aa, öyle demeyin. Vallahi gecenin yıldızı sizdiniz yani. Bugi bugi yapamadım. Aa, Deniz abi. Ne yakışıklı çıkmış değil mi? Bakayım. Maşallah. Aslan gibi çocuk. Oo, bu olmadı ama Nusret. Ne oldu ki? Çok genç çıkmışsın. Çok da güzelsin yani. Ben baban gibi duruyorum yanında. Aman yapmayın Allah aşkına. Şu Asun'un pozuna bak. Kendini Muazzez Abacı zannediyor Aspa. Ama çok güzel sesi var. Nereye oğlum? Bitti mi çalışman? Başım ağrıyor. Yatacağım anne biraz. Tatlım. Çok zahmet etmişsin yine. Afiyet olsun Mefibe ablacığım. Ne demek? Ay, bir gün de eli boş gelsen ne olur. Aslında kızgınım sana Deniz. Beni çok ihmal ettin bu aralar. Kaç ay oldu görüşmeyeli? Çok ay oldu. Bir daha özletme kendini bu kadar. Tamam, özletmem. Deniz'in yarı teyzesi sayılırım. Ha. Annesi kuzenimdi. Ablam gibiydi. Hı hı. Ne günlerimiz geçti Aydın'da. Bağlarda, şeftali bahçelerinde, zeytin ağaçlarının altında. Vakitsiz gitti canım benim. Ya boş ver bunları Mevhibe abla. Fen lisesinde okurken yalvarırdık biz bu hayırsızı hafta sonları bize gel diye. Eşim hayattaydı o zamanlar. O da çok severdi Deniz. Gelmez miydi? Gelirdi de 40 yılda bir. Bir arkadaşı vardı, annesi babası profesör. Neydi o çocuğun adı Deniz? Kahraman. Kahraman. Her hafta sonu onlara giderdi. Hı. Ama onlar da çok eğleniyorduk. Aa, aşk olsun. Biz de canın mı sıkılıyordu? Siz erkenden uyuyordunuz, ne yapayım? Ruhi enişte de vapur gibi horluyordu. Oturur televizyonun karşısına, 5 dakika sonra bir bakmışsın hor. Ay, gerçekten çok fena horlardı. Gerçi hayatta olsaydı da horlasaydı gene. Aman eski günler, neyse. İşimize bakalım. Deniz bir avukata ihtiyacınız olduğunu söyledi. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben eşimden boşanmak istiyorum. Siz evli misiniz? Belediyedeki pürüzleri halletmeden olmaz Müjdat. Var, olmaz olur mu? Çok pürüz var. Akşama ne pişireyim İkbal Hanım? Bilmem. Dur sorarız şimdi Sinan'a. Fitrik iş makineleriyle çalışacak değiliz herhalde. Kurtul artık bu küçük şehir alışkanlıklarından. Allah Allah, internet diye bir şey var Müjdat. Ara bul, bana ne, senin işin. Sinan. Bilgisayarcı olan cin gibi. Söyle ona, bir dakika da bulur. Sinan, akşama ne pişirelim oğlum? Bir dakika Müjdat. Ne dedin anne, anlamadım. Akşama ne pişirelim diyorum, ne yemek istersin? Allah Allah, ne isterseniz pişiririm. Bunun için mi giriyorsun araya? Fırında etmet bir şeyler yap, yanında bir güzel pilav. Bana bak. Sibel'e söyle, bana randevu alsın belediye başkanından. Yok artık, o kadar da değil. Koskoca İstanbul Belediye Başkanı bir aramayla randevu verir mi insana? Üzecek tabii biraz. Emlakçı aradı mı?
Hala bir ev bulamadı mı bu herif koca İstanbul'da ya? Sanki parayı esirgiyoruz. Neyse ben geliyorum birazdan, arar fırçalarım. Hadi görüşürüz. Ne eviymiş bu İstanbul'da? Vazgeçmedin mi o sevdadan? Vazgeçmedim anne. Sen benim hiç vazgeçtiğimi gördün mü? Annem mi? Huylanıyor tabii, huylanmaz mı? Kiminle mesajlaşıyormuşum bu kadar? Aman, hiç umurumda değil artık, boşver. Ben de seni çok özledim İbrahim. Ama galiba abim İstanbul'a yerleşecek. Bir yerleşsin, sık sık gelirim o zaman. Ya tabii seviyorum. Çok. Ya çok işte. Çok. Evet, seni çok seviyorum. Oldu mu? Tamam. Akşama ararım yine. Annem bir uyusun. Ben de. Görüşürüz. Niye tutturdun bu kadar İstanbul'da, bir anlasam? Para desen çok şükür, burada fazla fazla kazanıyorsun. Mevki desen mevki, itibar desen itibar. Anne uzatma. Biliyorum aslında derdini ama neyse. Neymiş derdim? Anneni başından atmak ne olacak? Karın öyle istiyor çünkü. Ya saçmalama Allah aşkına, kapat bu konuyu artık. Baba gidiyor musun yine? İşe gidiyorum kızım. Gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum? Akşama geleceğim. Abi hırkasını giydirelim. Ha, ben giydiririm. Tamam. Gel bakalım. Babalar işe gider kızım. Biliyorsun sen bunu. Hı? Akıllı kızsın sen. Seni çok sevdiğimi de biliyorsun değil mi? Çocuklarımı mutlaka yanıma almak istiyorum. İnşallah halledeceğiz. Düzgün bir iş yeri, belli bir gelir beyan etmek lazım. Yani öyle ağam şağam bir para kazanmıyorum ama çalışıyorum sonuçta. Olsun, bir bordro gösterelim de. Ha, bir de iki çocuğun yaşayabileceği bir ev lazım. Ben dayımın evinde yaşıyorum. Nasıl bir ev? Bence iyi ama. Ev niye önemli bu kadar? Artık aile mahkemeleri kuruldu Deniz. Sosyal hizmet uzmanları gelip bakıyorlar çocukların yaşayacakları evlere. Bir sakıncası yoksa bir ara gelip elinizi görebilir miyim? Tabii ki, ne zaman isterseniz. Nafaka ve tazminat davası da açacağız tabii. Yok, onlara hiç gerek yok. Anlamadım. Ben eşimin parasını istemiyorum. Aliye. Aliye dedim diye darılmıyorsun değil mi bana? Rica ederim, aksine memnun oluyorum. Çok sevdim seni ondan. Sağ ol. Bak Aliye, seni çok iyi anlıyorum. Gururun kırılmış. Madem kocam bana değer vermedi, parasını ne yapayım diyorsun. Haklısın. Ama nafaka başka. O çocuklarına bak. Mevhibe Hanım. Mevhibe abla. Peki. Mevhibe abla, ben çalışıyorum zaten. Daha çok çalışırım. Daha çok kazanırım. Çocuklarımı kimseye muhtaç etme. Evet de kocan kadar kazanabilecek misin? Yarın babamızın parası bizim de hakkımızda. Almayı kabul etseydin daha iyi yaşardık derlerse çocukların ne diyeceksin? Doğru, haklısınız. Nafakasız olmaz Aliye. Miktarını sonra düşünür karar veririz. Ne kadar onurlu, ne kadar dürüst bir kadınsın Aliye. Seni yerinde başka bir kadın olsa, kocasının nesi var nesi yok hepsini almaya uğraşırdı. Ben sadece çocuklarımı istiyorum, para da pul da gözüm yok. Üzme kendini, her şeyi halledeceğiz, göreceksin. Çocuklar, birer dilim daha alın. Ay çok güzelmiş pasta Deniz. Sağ olun, ben almayayım. Deniz, unuttum sormayı. Nur nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Nasıl gidiyor hastanede işler? O da bu sene başvurdu mu doçentliğe? Yok, 12 sene. Eskiden birlikte gelirdiniz bana. İhmal etmezdiniz beni. Hiç gelmiyorsunuz artık. Çok özledim kızıcığını. Bir gün al getir Nur'u bana dedi. Sen işe geç kalıyorsun galiba değil mi Aliye? Kalkalım mı? Hı hı. Kalkalım. Ne aceleniz var canım? Bir çay daha isteyelim. Başka zaman. Meriç. Aliye'nin haberi var mı? Neden? Gözaltına alındı mı ya canım? Ha. Var. Öyle mi? Sen mi söyledin? Evet. Haber verdim.
Yani bilse iyi olur diye düşündüm. İyi yapsın, iyi yapsın. Ne oldu? Hiç. Ya madem haberi var, insan bir arayıp geçmiş olsun demez mi? Ben düşmanı mıyım? Her şeyi bir yana bırak, çocukların babasıyım yani. İyi de? İyi de ne? Abi boş ver. Ama kırmadan dökmeden düzeltmenin bir yolunu bul artık, ne olur. Ayağına kadar gittim kızım, daha ne yapayım yani? Bir daha git abi. Gidemem ben öyle, elimden geleni yaptım. Bu iş hiç kolay olmayacak biliyorum. Sinan da boş durmayacak tabii. Evhibe abla halleder, hiç merak etme. Sen onun böyle uysal göründüğüne bakma. Dava sırasında kaplan kesilir o. Soyadı gibi. Hiç şüphem yok. Sayesinde çok rahatladım. Şimdi her şey daha kolay görünüyor gözüme. Bu arada sana da teşekkür ederim beni Mehbibe ablayla tanıştırdığın için. Rica ederim. Sözü bile olmaz. Çok şeker kadın değil mi? Öyle gerçekten. Bürosu da çok değişik. Ev gibi. Ev zaten. Aa, nasıl yani? Orada mı yaşıyor? Hı. Büyük bir büroları vardı Sirkeci'de. Ruhiye'nin işte ölünce büroyu kapattı. Şimdi evin bir odasını büro olarak kullanıyor. Ne güzel düşünmüş. Çocuğu yok mu? Bir kızı var, Leyla. Şu anda Ankara'da, evli. O da çok tatlıdır. Nefis yemek yapar. Senin telefonun galiba. Evet. Ceketin cebinde. Ya rica etsem verir misin? Teşekkür ederim. Öyle güzel çıkmışsınız ki ikiniz dayanamadım. Bitti mi senin çizgi film? Bitti. Annem niye hala gelmedi? Gelir birazdan Ardacığım. İşi uzamıştır. Ben de sana yardım edeyim mi? Et diyeceğim ama yardım edecek de bir şey yok ki. Dayı bir tane yiyebilir miyim? Yemek yemedin daha ama olsun. Hadi ye bakalım. Biraz bekle de soyayım ama. Ayşe portakalı çok sever biliyor musun? Öyle mi? Ben geldim. Anne. Canım oğlum benim, bir tanem. Geç kaldı. Ne yapayım oğlum, işim uzadı. Hiç duymadık geldiğini Aliye. Sıcıldın mı içeri? Ne yaptın? Hoş geldin. Hadi bakalım sen git içeri. Televizyon seyret, ben de dayımıza yardım edeyim. Tamam. Ne oldu? Gittin mi avukata? Gittim, gittim. Ne dedi? Halledebilir miymiş? Boşanma davası kolaymış. Boşanırsınız, üzülmeyin dedi ama velayet için dikkatli olmalıymış. Nasıl? Aile mahkemeleri kurulmuş. Sosyal hizmet uzmanları gelip bakıyorlarmış eve. Böylece çocuklarıma bakabileceğimi ispat edeceğim. Anladım. Ben babamı görmeyecek miyim artık? Bebeğim niye böyle söylüyorsun? Hı? Boşanıyorsunuz. Sen avukata gittin. Biz boşansak da sen babanı göreceksin oğlum. Boşanmazsanız olmaz mı? Oğlum, bazen anne babalar bir arada yaşayamazlar. Bir arada olurlarsa birbirlerini çok üzerler. Onun için ayrılmaları daha doğru olur. Ama çocukları yine çok severler. Eskisinden daha çok severler. Ayşe niye bizimle değil? Hep ayrı mı duracağız? Gelecek oğlum, gelecek. Ayşe de gelecek, hiç merak etme sen. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Girebilir miyim? Tabii, gelsene. Yine yüzüme kapattın telefonu bugün. Ha, araba kullanıyordum. Polis vardı, konuşamadım. Hı-hı. Kim o kadın? Hangi kadın? Ekrandaki. Ha, önemli değil. İnternetten gelmiş. Dışarı çıkalım mı? Çıkalım. Hadi. Yurdumuzda ve dünyada yaptığımız... Çorba yok Mazibi. Şimdi de yaptım İkbal Hanım'a. Getirdim. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ümit Aydın'ın ölümüne adı karışan Sinan Karahan... ...bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Savcılığın sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Sinan Karahan'ın... ...kısa süren duruşma sonunda tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Nerede bu kumanda ya? Bir süre önce balkondan düşerek ölen Ümit Aydın'a yapılan otopsi sonucunda... ...22 yaşındaki nereye genç kadın hamile olduğu ortaya çıkmış... ...Sinan Karahan'da Ümit Aydın'la ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu sabah adliye çıkışında gazetecilerle tartışan Sinan Karahan'ın... Şu kuru fasulyeyi az yapmayı öğrenemedim gitti ya. Nasıl bitireceğiz bakalım? Ordu doyar bununla dayı. Ne yapsak, müşterileri mi çağırsak yemeğe? Yemeklerini yememişler midir? Canım, bir sorarız. Hadi o zaman. Arda gidip çağırır şimdi, oğlum benim değil mi? Çağırırım. Ne diyeyim Nusret teyzeye? Annemle dayım sizi yemeğe çağırıyor da. Tamam, yemekte kuru fasulye vardı değil mi? De, turşu da vardı. Ne yapacağım ben, dayı duydu boşanacağımızı. Alışacak Ali'ye. Bırakma sakın kendini. Hemen konuş yarın müsatla, tazminat davası açsın bunlara. Hem televizyona hem de gazeteye. Haydar Karahan'ın oğlunu öyle canlarının istediği gibi gösteremezler televizyonda. Böyle boş bırakırsan ortalığı olacağı bu işte. Tutturduğun bir İstanbul diye bak başına neler geldi. Anne, ne alakası var bunun İstanbul'la ya? Bilip bilmeden konuşuyorsun. Hadi alıcım, iç çorbanı. İçmeyeceğim hala, canım istemiyor. Ama Asip abla çok güzel yapmış. Hadi bir kaşık. Hadi kızım, bak Asip'e çok üzülür sonra. Sen çekip gidersen teneke çalarlar arkandan oğlum. Dört elle sarılacaksın işine, burada memleketinde. Anne, hadi yemeğimizi yiyelim. Kapatalım bu konuyu, ha? Sen İstanbul'a git de kaçtı mı desinler arkandan? Suçluydu ki duramadı buralarda desinler, öyle mi? Hayır efendim, kalacaksın. Anne, bu konuyu kapat dedim. Kimse benim oğlumun arkasından ileri geri konuşamaz. İtibarını söke söke alacaksın. Haydar Karahan'ın oğlu kimmiş, bütün Edirne'ye göstereceksin. Anne bak, sana iki şey söyleyeceğim. Babanın bu şehre yaptığı iyilikleri kim yaptı acaba? Duruyor orada Haydar Karahan, ilkokulu sağlık ocağı. Her gün önünden geçiyorlar ama. Anne, bir. Bir. Haydar Karahan'ın oğlu olsam da ben Sinan Karahan'ım. Babamın hatırasının bekçisi değilim. Sinan! Sözümü kesme. Keserim! Baban bu varlığı dişiyle tırnağıyla yaptı. Sen onun emanetini öylece bırakıp çekip gidemezsin. Ben artık çocuk değilim. Beni yönetmeye çalışmaktan vazgeç. Senin bir zamanlar o avucunda tuttuğun dünya yok artık. Kabul et. Babam öldü. Ben de çoktan büyüdüm. Bırak da atacağım adımlara kendim karar vereyim. Kendi başına karar verip attığın adımları da gördük Sinan. Sen tutturmadın mı ben Ali'ye evleneceğim diye? İşte halin ortada. Beni dinleseydin. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi anne? Ali'ye niye gitti? Benim yuvam niye dağıldı? Eğer ben seni yalnız bırakmayı, seni üzmeyi göze almış olsaydım... ...bugün burada bu yemeği karımla ve çocuklarımla birlikte yiyor olacaktım. Ama sen bunun bile farkında değilsin.
Çok alim adamsın Demircan. Nereden buluyorsun bu eski şarkıları? Ben doğmamıştım herhalde bu şarkı meşhurken. Tarzın da değil üstelik. Başka bir şey koyarız, üzülme. Kulakların çınladı mı geçen gün? Niye? Kahramanla seni konuştuk. Ona seninle nasıl çıkmaya başladığımızı anlat. Nereden icap etti? Bilmem. Sen yanımda olmayınca hep senden söz etmek istiyorum. Yanımda olsan da olmasan da içimde hep sen varsın. Tamam, aman yeter. Ne kadarcık yemek ki Refiye Hanım? Olsun olsun yeter, şişmanlıyorum. Salata koyayım mı oğlum? Koyamaz. Çok oldu Feyyaz Bey, tamam. Şu beyi meyi bıraksan artık Nusret. Feyyaz Bey dedikçe garibime gidiyor. Olur. Pilav isteyen var mı? Al canım, ben koyayım. Ben biraz isterim. Refiye Hanım salata da alın. Alırım ben, üzülme sen. Anne sen turşu yeme lütfen. Ha, oldu olacak, lokmamı da say. Sözlerimi zaten sayıyorsun. Dayı. İnanmayacaksın, bugün Walter aradı Viyana'dan. Hatırlıyorsun değil mi Walter'i? Hı. Hani geçen yaz İstanbul'a gelmişti. Hatırlıyorum tabii, Walter Schumann. Nasılmış, keyif yerinde miymiş? Çok. Terfi etmiş yine. Birkaç cerrahi birimi birleştirmişler, başına da Walter'i getirmişler. İyi iyi. Walter'e dedim ki, Türkiye'den çok parlak bir cerrah size başvursa, yanında da bir anestezist getirse, ne yaparsınız? Ne dedi biliyor musun? Deniz Erbil'i kastediyorsan sevinçten uçarız. Deniz, ne dediğimi duymadın galiba. Yo, duydum. Özgür niye gelmedi Nusret? Ders çalışıyor Ali'ye, ara vermeyeyim şimdi dedi. Gelip bir yemek yeseydi yine çıkıp çalışırdı sonra. Dedim ama. Bir sıkıntısı mı var? Yo, üniversiteyi kazanacak ya, sıkıntısı bu işte. Yılda kazanamazsa ne olacak hali bilmiyorum. Kursa gönderelim dedik ama dünyanın parası altından kalkılır gibi değil. Kursa ne lüzum var Refiye Hanım? Ben diyeceğim burada aşk olsun. Matematikten anlarım, fizikten, kimyadan, biyolojiden, hepsinden anlarım. Ben çalıştırırım Özgür'ü, hiç takmayın kafanıza. Ah gördün mü? Oğluna bedava öğretmen buldun Nünü. Bize ne olduğunu bir anlasam. Nedir aramıza giren bu mesafe? Niye böyle olduk biz? Deniz cevap versene, niye bir şey söylemiyorsun? Ne kadar rahatsın ya? Ne dememi istiyorsun Nur? Beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Kaç aydır söylemediğinin farkında mısın? Hem beni özlemedin mi hiç? Günde bir saat çalıştırsam yeter. Özgür zaten akıllı çocuk, gerisini kendi halleder. Ha tabii. Bir yol gösteren olsaydı 10 kere kazanırdı üniversiteyi. Ama biz de ihmal ettik. Kendisi de çocuk, havai. Tabii ne olsa. Yok Feyyaz Bey, olmaz. Aa, niye? Zaman çok kıymetli bir şey. Niye ona vakit ayıracaksın ki onca işin gücün arasında? Hem de mecburiyetin var. Hiçbir mecburiyetim yok. Ben hayatta hiçbir şeyi mecburen yapmadım. Gönlüm ne isterse onu yaptım. Halime bakıp da iyi alt etmişsin diyebilirsin. Aslında öyle. Ne var elinde? Sinek avlayan bir muayenehane. Elinden çıkaramadığın eski püskü bir araba. Bir de borç. Ama bunların hiç önemi yok. Edip Cansever'in bir şiiri var. Diyor ki, sen yoksun, çevrende kimseler yok. Zengin de olsam yoksulluğun bitmez. Adam ne güzel söylemiş değil mi? Ama biz zenginiz Nusret. Baksana şu masanın keyfine. Bundan büyük zenginlik olur mu? Biz birbirimize destek olacağız ki hayat güzel olsun. Özgür'e yardımcı olmak benim için zevk. Beni bu zevkten mahrum etme. Ayrıca Özgür benim zamanımdan daha değerli. Bravo doktor bey. Çok güzel konuştunuz. Hitabetiniz ne kadar kuvvetliymiş. Değil mi Nünü? Ya Aliye, niye bir şarap marap almayı akıl etmedik? Yarım şişe rakımız duruyor dayı, getireyim mi? Ne? Evde rakı mı var? Bilseydim bırakır mıydım ben onu? Hadi getir. İçeriz değil mi Refiye Hanım? Alırım vallahi bir kadeh.
Sağırsınız beni ayol. Tamam. Valla. Ben de içerim. Anne ben de rakı içeceğim. Tabii oğlum ama büyüyünce. Boğuluyorum dur. İyi değilim diyorum. Kafam karmakarışık. Ne olur biraz nefes alma fırsatı ver ya. Ya ne oldu da değiştin bu kadar? Bende bulamadığın şey ne? Anlamıyorsun bunu ya. Ben durup hayatıma bir bakmak istiyorum. Sen benim adıma Valter'le konuşuyorsun. Öyle mi? Senin iyiliğini düşündüğüm için özür dilerim. Seni sevmekten başka bir şey yapmadığım, sen üzüleceksin, kırılacaksın diye ödüm koptuğu için özür dilerim. İşte hep böyle yapıyorsun. Ne yapıyorum? Sürekli beni düşündüğünü bana hatırlatıyorsun. Ama seni seviyorum ben. Çok seviyorum. Ayrılmak mı istiyorsun? Cevap ver. Ayrılmak mı istiyorsun? Bir süre görüşmeyelim. İkimize de iyi gelecek. Göreceksin. Hayatındaki kadın kim? Ne? Kim bu kadın? Saçmalama Nur ya. Kimdi o resmi olan kadın? Saçmalama Nur. Sakin ol lütfen. Hayatına kim girerse girsin umurumda değil. Sen benimsin Deniz. Seni bırakmam. Nur lütfen her şeyi zorlaştırıyorsun. Hayır. Senden ayrılmam. Seni öyle çok seviyorum ki. Sensiz ölürüm ben Deniz. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Madem öyle istiyorsun. Bir süre aramayacağım seni. Bekleyeceğim. Ama unutma. Senden asla vazgeçmem ben. Sucuklu yumurta filan ister miydin oğlum? İstersen hasibe yapıversin hemen. Yo nereden çıktı şimdi? Belki canın ister dedim. Hafta sonu doğru dürüst bir şey yemedik de. İsterseniz 2 dakikada yaparım Sinan. Yok Asibe sağ ol. İstemem anne. Ağır gelir sabah sabah. Günaydın. Kızım günaydın. Güzel kızım. Günaydın yok mu babaya? Gel bakayım buraya. Canım benim. Canım. Hı? Bunun ateşi var mı hiç? Evet abi. Bağırsakları da bozulmuş çok fena. Ne yedi ki bağırsakları bozulsun Allah Allah. Kızım sen hasta mı oldun yoksa? Evet. Oo. Benim kızım hasta mı olmuş? Meriç, sen doktorundan randevu al Ayşe. Sonra gideriz beraber tamam mı? Tamam. Sana lüzum yok oğlum. Sen işine bak biz gideriz. Benim biricik Ayşem hasta mı olmuş? Canım, canım. Bir şey mi var Nebahat abla? Var. Çabuk söyle acilden bekliyorlar. Deniz Bey ne zaman dönecek? Ne yapacaksın çok mu özledin? Özledim tabii de o ayrı. Bir şey söyleyeceğim kendisine. Ne söyleyeceksin? Ya kızıyor bana gördüklerimi söylüyorum diye ama kızsın. Yine de söyleyeceğim. Ne zaman geliyor izinden? Bilmem daha var. Bana söyle ben kızmam. Coşkun Balcı Deniz Bey'in hastasını çaldı haber olsun. Hmm. Hastasını çaldı ne demek Nebahat abla ya? Deniz Bey'in doçentlik tezindeki vaka yok mu? Hı. Ulvi tosu. Adam buraya geldi. Deniz Bey olmadığı için Coşkun Bey aldı hastayı. Ne var bunda? Ulvi tosunun dosyası hala Coşkun Bey'de. Geri vermedi. Bütün bilgileri çoktan kendi bilgisayarına geçmiştir. Bilmem anlatabildim mi Nur Hanım? Nebahat abla,
Nebahat abla bir dakika. Emin misin? Ulvi tosun mu? En iyisi ben kendim bildireyim Deniz Bey'e. Bunların meraklısı kalmadı artık Deniz Bey. 3-5 kişi anca. Daha fiyatını soran bile olmadı. Yapma ya. Aslında çok güzel arabalar bunlar. Yani bir buna bak, bir de yenileri. Orası öyle ama millet konfor istiyor artık arabada, güvenlik istiyor. Haklısın. Fiyatları nasıl bunların? Feyyaz Bey birkaç ay beklerse 4,5-5'e alıcı çıkar. 5 ne? 5 milyar yani, o da taş çatlasın. Ne diyorsun ya? 5 milyar mı? Para değil ki. Evet, sizin hatırınız olmasa koymazdım galeriye. Yer işgal ettiğine değmez. Çok acil paraya ihtiyacı varsa pazara götürsün bunu Feyyaz Bey. 3,5-4 ne verirlerse okutsun. Yapma ya. Öyle maalesef. Aliye, ben yemeğe çıkıyorum. Tamam. Dışarıdan bir şey ister misin? Yok. Sağ ol, ben de çıkacağım birazdan. Oğlum. Anne. Canım, bir tane. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum oğlum. Sen ne yapıyorsun? Ben çizgi film seyrediyorum. Aferin oğluma. Hadi hadi. Aç şu telefonu artık. Aman Deniz ya, nasıl telefon kullanmak bu? Kapalı değilse meşgul. Şansını kaybettin. Kızımız hasta. Ama sen yoksun. Merhaba Aliye. Merhaba Deniz, hayrola?